yıl başında söylediğimiz, yılı ikiye böldüğümüz bir görünüme dair fikrimiz vardı. Ali Hoca ile bunu konuşmuştuk. Selçuk abiyle de yine dedik. O da şuydu. İşler biraz garip gidecek. Yılın ilk yarısında para politikaları değişecek ve sorgulanacak. Özellikle Fed'in ve sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın. Biz gelişmekte olan ülkeler burada arada kendimize yer bulmaya çalışacağız. Bununla birlikte de gürültülü bir dönem olacak. Gürültülü bir ilk yarı olacak. İkinci yarıda da yavaş yavaş merkez bankaları para politikalarını gevşetecekler. Yani sıkı para politikalarından vazgeçmeye başlayacaklar. Bunda yansımasını hem kripto tarafında göreceğiz hem de diğer riskli varlıklarda göreceğiz idi. Bu resim biraz değişti. Birkaç kez değişti yani. Önce yok hayır hemen indiriyoruz oldu. 6 tane falan faiz indirimi fiyatladılar. Şu an pek oralarda değil. En son bu hafta son aklar açıklandı. Artık iyice bir ya da 1,5 tane faiz indirimi fiyatlıyor piyasa. Bu neden önemli? Bir kripto para işlem platformu için biz burada Web3 konuşuyoruz. Daha fazla bizim kripto konuşmamız bekleniyor. Şu altcoin'ler böyle gidecek beklentisi oluyor aslında insan ama genel her şey fiyatı dolarla olduğu için doları ve genel şeyi anlatmak daha doğru geliyor bize. Mesela bu görünüm neden değişti, nereye doğru kaydı bunu biraz anlatmak istiyoruz bugün. O yüzden Fed'den alalım. Hem bu adamların verilerinde biraz düzenli var, ISM'de falan bir şeyler var. İşte haftada kesik maaş başvuruları düştü tekrar. Aynen. Fed'in tutanaklarında gördük ki faiz arttırımını da konuşan bazı üyeler var. Böyle olunca da riskli varlıkları biraz sattılar. Nvidia'nın bilançosu deli gibi açıklamasına rağmen borsa gidemedi. Kripto onun arasında kafası sıyırdı çünkü hem çarşamba günü Amerika'da birkaç regülatör var. Bir tanesi SEC, Securities Exchange Commission, bizim SPK'nın karşılığı. Bir tane de CFTC var, o da vadeli tarafa bakan. Onun karşılığı bize, SPK bize hepsine bakıyor. Regülatörün SEC'in daha katı olduğunu biliyoruz yönetim anlamında. CFTC'nin daha kripto dostu ve daha işe bir finansal varlık gibi baktığını biliyoruz. Kripto dostu demeyelim, bir finansal varlık gibi baktığını biliyoruz. Bu yüzden de future işte ve vadeli işlerini Bitcoin ve Ethereum'un açtığını hatırlıyoruz. Ana regülatörün CFTC olmasına karar verdi Amerika geçtiğimiz çarşamba günü. O yüzden ilk fiyat hareketi buydu. Bu yüzden de riskli varlıklardan pozitif ayrıştı. Ve devamında da spot Ethereum hikayesi var. Hepinizin bildiği işte Ethereum %20 yaptı. Her şeye maalesef ne zaman konuşsak hep Fed. Tüm dünya oradaki 10 tane guvernörün dudaklarının arasından ne çıkacak diye bakıyor. Ya bu sadece yatırımcı değil. Yani finansal ürünler değil. Aynı zamanda fabrikaya makine alacak olan yatırımcıyı da ilgilendiriyor. Türkiye piyasasını da ilgilendiriyor. Hisse senetleri her şeyi ilgilendiriyor. Ben aşağı yukarı 1965 yılında Amerika'da üniversitedeyken bir Fed'i okumak diye bir ders vardı orada. Ne anlayacağız, ne dedi, ne anlayacağız diye bir ders vardı. O zamanlar Türkiye'de kimse FedMed diye bir yer olup olmadığını bilmiyordu yani. En azından benim annem bilmiyordu. Şu anda öyle bir zamana geldik ki yani sabah kalkıyoruz Fed, akşam kalkıyoruz Fed. Fed'i bilmeyen kimse yok kadar önemli hale geldi. Çünkü bütün her şey doların etrafında dönüyor. Sene başında her şey güllük gülistanlıkken, 6 tane indirim bekleniyorken, 5,5'tan %4'e indirmesi bekleniyorken, biraz geriye sararak anlatmaya çalışıyorum ki tam otursun bizde diye. Bakıldı ki Amerika'nın ekonomik çarkları patır kütür dönüyor. İşsizlik tarafında hiçbir bozulma olmadı. Enflasyon düşmedi. Büyüme verileri gayet güzel gelmeye devam etti. Biliyorsunuz her merkez bankasının aşağı yukarı hemen hemen aynı görevleri vardır dünyada. Bizimkinin de hatırladılar şimdi iki tane olduğunu. Bir tanesi azami istihdam, İkincisi de fiyat istikrarı. Yani hem herkes işine gidebilsin hem de enflasyon düşsün. Aynı Fed'in de şeyi vardı ve Fed'in her zaman söylediği şey şuydu. Biz bu kadar yüksek enflasyonla yaşayamayız. Bunun düşürülmesi için pandemi ertesindeki bolluktan bahsediyor. Bunun düşürülmesi için elimizden geleni yapacağız. Elimizden geleni yaparken bizim iki tane görevimizin bir tanesini hallederken diğerini de sakatlayacağız diye de bütün dünyaya ilan etti. Yani madem ki ben enflasyonu düşürmek için elinden geleni yapacağım. O zaman hem büyüme verilerinde yani ekonomik aktivitede bir yavaşlama ve düşme olacak hem de işsizlik artacak. Hatta adamı defalarca kongrede yaptığı konuşmalarda haşladılar milletvekilleri. Sen nasıl işsizliği çıkarmak istiyorsun diye. Ama şunun farkındaydı Fed her zaman için. Bizimkiler biraz daha geç bunun farkında oldu. Bir ülke ekonomisinin nereden bakarsanız bakın tabii ki bir sürü şeyleri yanlış yapmış ama nereden bakarsanız bakın en kötü yapacağınız şey enflasyon yarat. Cebimizdeki bütün parayı enflasyon aldı. Yıllardır aldı ve almaya devam ediyor. Onun için Fed bunu en baş sıraya koydu. Arada sırada gelen veriler,
Bir de bakıyorsunuz enflasyon bir patır diye bir sıkı bir düşüş yapmış. Birdenbire piyasa acayip bir iyimserliğe girdi ve hisse senetleri patladı, kripto patladı, riskli varlıklar patladı. Ondan bir ay sonra gelen başka bir veri bu sefer işsizlik verilerinde baktılar ki işsizlik başvuruları son iki haftadır yüksek çıkmıştı. Bu sonuncu haftada tekrar düşük çıktı. Yani öyle bir yoyo topu haline geldi ki bir veri iyi geliyor, bir veri kötü geliyor. Aslında çok garip bir durum oldu bütün dünyada. İnsanlar kötü ekonomik haberler gelsin istiyorlar. Neden? Çünkü kötü gelirse Fed faiz indirecek, bu sefer ortalık pembeleşecek diye. Onun için veriler iyi geldiğinde herkes kötümser oluyordu. Çünkü faiz düşürmeyecek şimdi deniliyordu. Veriler kötü geldiğinde de tam tersi düşmeye. Bu devamlı bir hafta böyleyiz, bir hafta böyleyiz. Piyasalar 6 tane, 7 tane faiz indirme bekliyor idi. Ama biz beklemiyorduk. Mesela. Evet ama yani, biz çok kaliteli adamlar olduğumuz için. Ayrıca. Ayrıca onu bir yere koyalım. Tabii. Geçen yıl Ekim'de, Kasım'da da biz Fed'in yıl sonuna kadar, bu yılın sonuna kadar faiz ilgili yapamayabileceği. Ve de çok da açık komünike ettiler. Hatta yani bunu 2025'e bile sarkıtabileceğini konuşuyor. Evet. Ama buna rağmen piyasalar 5 tane faiz indirecek, 7 tane faiz indirecek falan gibi. Bu çok basit bir açıklaması var. Bu tamamen insan doğasından iyimser olarak doğuyoruz biz. Ve güzel haberleri almak istiyoruz. Ve onun için insanlar zaten yatırım yapmak istiyorlar ve yüksek getiriler elde etmek istiyorlar. Hemen güzel haberlerin üzerine atlayıp diğerlerini bir arka plana koydular. Ve her seferinde de bir daha moraller bozuldu. Sonra tekrar bir tane şey geldi. Enflasyon verisi, son enflasyon verisi 3.4 değil mi? Evet. Yanılmıyorum. Evet. İlk defa bir düştü. Bu da yüksek. Çok yüksek ve 2 olan hedeften yüksek. 2 katı neredeyiz? Aynen öyle ve zaten Fed başından beri söylüyordu bunları. Yani ben 3.4'te falan bir şey yapmayacağım diyordu. Fakat piyasa aynen bu iyimserlikle tek. Fransızların bir atasözü vardır. Bir tane kırlangıçla bahar gelmez. Ve bu şimdilik bir tane kırlangıç ve bundan sonra da düşmeye devam edip etmeyeceği kesin değil. Çünkü ekonomik aktivite yüksek olduğu için düşmesinin garantisi de yok. Yani tamam çok yukarılardan geldi ve 3.4'e geldi. Ama Fed'in esas baktığı şu anda 2.7 olan PCE. Kişisel tüketim harcamaları şu anda 2.7. Son gelen tutanaklarda bazı kötümser satırların olması, artı son gelen istihdam verilerinin tekrar yüksek çıkması moralleri bozdu. Ve herkes zaten o 6 tane indirim falan unuttu. Bir tane Eylül'de, belki bir tane daha da Aralık'ta bir indirim bekliyordu piyasa. 1.1'e düştü ama yani 1 aslında ve Eylül de gitti şu anda. Şu anda Kasım'a. Öperberi hoş geldiniz. Öyleyse dönünce hemen hoş geldiniz diyesin yayından. Sence faiz indirimi olacak? Ben bekliyorum, bir tane yapmaları gerekiyor. Avrupa bir %100 Haziran'da, İngiltere'de de benzer bir senaryo var. Ama şöyle 2-3 tane şey doğuruyor. Bir tanesi parite, Avrupa Merkez Bankası'nın önerdiği faizle Amerika'nın önerdiği faiz arasında nette bir fark var yani. Bir tanesi yılı 3.8'e falan kapatıyor Avrupa, diğeri 4.9'larda. Bak arada 100 baz puan faiz var neredeyse. Bu ne demek pariteye? 3.3 aslında, yanlışsa söylemişim yani. 3.3'te bitiriyor. Bu normalde parite üzerine baskı yaratması beklenir. Düşürmesi beklenir. Ama hocam burada yok şu an. Burada siz sadece Fed funds rate, yani Fed faiz oranını görüyorsun. 2 yıllık faiz farkları tekneye girmeden söylüyor. Zaten bu bayağı fiyatlanmış durum. Evet. Yani. Orada paritede işte 1.08'ler vesaire var şu an. 1'in altında olması bir risk unsuru. Ama genel olarak bakıyorum hala yatırım bankaları kendilerini 1.12'lerde, 1.15'lerde falan fiyatlıyorlar. Ben de o kampa daha yakınım yani. Başından itibaren. Yani madem benim üfürmem de 1.07-1.11 arasında. Evet. Madem evet. Üfürüyoruz. Evet buyur. Ben 1.08. Piyasa bu yüzden dengede. Burada nasıl yani 3 farklı insan var. Burada bile biz daha bir konsensus sağlayamıyorken yatırım bankalarının arasında bile konsensus yok. Yani bir tanesi parite için 1.15 diyor, bir tanesi 1.08 diyor. Ama evet. Konsensus dediğim piyasanın fiyatladığıdır. Şu anda bu kadar faiz farkları ve fon akımları varken bu birlere doğru yol almamışken ve hala 1.8'in üstünde duruyorsa demek ki bir konsensus var. Orada şöyle çok kısa bir sokayım oraya. Birkaç farklı şekilde fiyatlanıyor bu. Bir tanesi hocam, bunu bir son şey yayında konuştuk. Kopya çektiğim yerde Bloomberg Intelligence'ın bir kendi, yani Bloomberg'ün kendi ekonomistleri var ve farklı ekonomik modeller yapıyor bu haberler. Orası yani. Benim ekonomistler biliyorsun son 5 resesyonun 10 tanesini bildiler. Ya, çok olumsuzlar. Evet. Ekonomist diyorum ama aslında analistler yani. Şunu söylüyorlar nette. Birkaç şekilde fiyatlanıyor bir ülkenin kuru. Bir tanesi faiz farklarından, enflasyon farklarından, büyüme farklarından falan filan. Şimdi diyorlar ki evet faiz farkı var ama 2 yıl farkı zaten fiyatladı bunu. Amerika'da Avrupa arasındaki 2 yıllık faiz farkı
Kur 1.20 iken eksi 160'da falanmış. 160 bas puanında falanmış. Şu an 185 bas puanında ve biz 1.08'de falanız. Bir de biz Amerika iyi gidiyor diyoruz ama baktığında 2.4'te büyümeleri. Ve aslında yapmaya çalıştıkları şey de freni çekmeye çalışıyorlar. Yani işte istihdamı bozayım, enflasyonu düşüreyim. Büyüme rakamları biraz daha kötü gelsin ki ben rahat rahat faiz indirebileyim demeye çalışıyor Amerika. Avrupa'da da durum böyle değil. Avrupa'da da işte o hızlı faiz indirme beklentisinin sebebi oradaki o dağınık yapı. Bir tarafta Almanya, Fransa çekirdekli. Diğer tarafta daha kontrol edemedikleri ama yine euroya bağlı, euroyla borçlanan bir çevre ülkelerde. Dolayısıyla bu dağınık yapı bunun yönetilmesini zorlaştırıyor ve Avrupa bölgesi ekonomisini etkiliyor. Geleceğim yer şurası. Onların büyümesi 0.6'larda. İşler düzeldi ama anca suyun üstündeler. Evet. Ama bunun yani bu büyüme farkının Avrupa lehine kapanmasını bekliyor piyasa. 0.6-0.7'ler okey ama Amerika'nın büyümesinin düşmesini bekliyor. Bu büyüme farkını pariteye pozitif etkimesini bekliyor. Dediklerini yazmışlar ve bana çok mantıklı geldi. Fed her toplantıda değil ama her iki toplantıda bir aşağı yukarı iki şey yapıyor. Bir, bazı ana ekonomik veriler üzerindeki tahminlerini yayınlıyor. Kendi tahminlerini yayınlıyor. Bir de dot plot'u yapıyor biliyorsunuz. Fed guvernörleri kaç indirim bekliyor diye bir şey yapıyor. Bir önceki toplantıda yapmıştı. Son toplantıda yapmadı. Şimdi bence bu Haziran'da ve hiç kimsenin bir indirim beklemediği yani %0 ihtimal şu anda. Haziran'daki 10-11 galiba yanlış hatırlamıyorsam toplantıda hem yeni ekonomik verilerini yayınlayacak tahminlerini hem yeni dot plot'u yayınlayacak. O bize Gökhan'ın bahsettiği yılın ikinci yarısı için bayağı net bir resim verecek. Ve şunu şimdiden söyleyebiliriz ki o dot plot'ta 3 indirim falan olmayacak. Evet. Bunu biliyoruz. Evet. Ekonomik tahminler de şu açıdan önemli. Bu seneyi dedim ya kişisel tüketim harcamalarını enflasyon verisi olarak izliyor. Bir önceki toplantıdaki tahmini bu sene için beklentisi yılı 2.4'te kapatmak üzereydi. Şu anda 2.7. O veri 31 Mayıs'ta Fed toplantısından önce gelecek. Yenisi 7'den aşağıya düştü mü düşmedi mi göreceğiz. İlk aydınlatıcı olacak. Arkasından Fed'in yıl sonu için daha önce 2.4 bekliyorum dediğini bir daha revize etmesi beklenir. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Fed normal manşet enflasyon için %2 hedeflerken burada 2.3'e 2.4'e yaklaşmış olması aslında Fed'in faiz indirimine yaklaşmış olduğu anlamına gelecek. Yani bu verileri izlerken hepimizin kafasında bir resimde. Goldman Sachs dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi ve biraz da dedikodusu da yapılır. Government Sachs denir yani aslında hükümete dair. Evet. Bir tanesinde öncü fısıldar veya hükümetten ona fısıldanır falan filan gibi. O çok önemli bir oyuncu. Dolayısıyla biz yatırım bankalarını JP Morgan, Morgan Stanley, BofA'yı veya işte Goldman'a bakarken bu sebeple biraz bakıyoruz. Onlar ne diyor acaba diyor. Çünkü onların sadece Amerika için Amerika ve Avrupa için de, Türkiye için söyledikleri şeyler de aksiyona geçiyorlar sonrasında. Evet. Mesela BOFA diyor ki ben TL'nin değerlenmesi yani BOFA Bank of America diyor ki ben Türk lirasının değerlenmesini bekliyorum diyor. Değerlenmesini bekliyorum deyip oturmuyor. Dolar satıp TL alıyor ve fonu faiz veya bono alıyor yani Türk bonu satıp. Falan filan. Dolayısıyla bu Goldman ne dediği önemli. Bunlar demiş ki tekrar bir tane indirim kesin bekliyoruz demiş. Daha önce Temmuz'da bunların beklentileri. Eylül'de. Dün de Solomon açıkladı. Ben beklemiyorum dedi. Beklemiyorum. Aynı bu. Evet. Fed'in faiz indirmediğini kabul edelim. Evet. Fed'in bir faiz indirdiğini kabul edelim. Fed'in iki faiz indirdiğini kabul edelim. Birinci senaryoyla başlayalım. Tamam. Fed hiç faiz indirmedi. Piyasa ne bekliyorsa beklesin kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Ben verilere baktım. Faiz indirmeye uygun bulmuyorum. Hatta belki 2025'te faiz bile arttırabilirim sinyali verdi. Tırnak içerisinde böyle bir şey yok. Demek altın, için gümüş, kripto, dolar. Güzel sorum arkadaşlar. Biz boşuna yapmıyoruz. Geçen pazartesi başlamadık. İyi de sorması kolay. Cevapla sen. Ben başlayayım. İndirim yapmadı hiç. Artı arttırım sinyali de verdi. Dur ikisi ayrı ayrı. Söyleyeceğim. Hiç indirim yapmadı. Bu yılı böyle geçti. Hatta 2025'in Şubat'ına kadar falan da yapmadı yani. Hafif satıcılı geçer hikaye. Çok böyle acayip böyle. Aynen. Ben de hiçbir şey olmaz. Evet. Yani eline hızlar alıp da girmez. Altıdan geliyoruz zaten. Evet. Yani. Zaten piyasa bunu bayağı bir yatırmış. Evet. Altını biraz daha fazla satabilirler. Değerli metaller goller. Kriptonun pek umurunda olmaz. O da satarlar ama kripto başka şeylere bakıyor. Ama şöyle gitmesinin önündeki bir frendir bu.
Nasdaq açmıştı. Mesela Nasdaq'a da bir fren olur. Yani hafif satarlar. Yapmadı bunu. İndirimi yapmadı. Ve güçlü faiz arttırma sinyali verdi. İşi bozar. O zaman çarşı karışır. O zaman sıkıntı. Çünkü bunu da neden yaptığını düşünüyor olmak lazım. Yani iyice giriftleşmeye başlıyor. Enflasyon 3.4'ten 3.7'ye, 3.8'e tekrar çıktı. Kontrol edemiyorlar. İstihdamı bir türlü kesemiyorlar. Bu sefer büyüme rakamının bir yerde bozuluyor olması lazım. O zaman faiz arttırımı diyecekler ama çok büyük bir şey de neden ordu da bu istatürasyona gidiyor diyecek. Dolayısıyla orada da çarşı karışır. Bu endeksleri net satarlar. Yani satıcı da geçer orası. Net satarlar değil mi? %20 düşmez ama yani başını aşağı çevirir. Altın oradan belki fayda sağlayabilir, emin değilim. Ben ama Fed'in böyle drastik bir mesaj vereceği ben de hiç zannetmiyorum. Hiç orada değil. Ya verseydi bir önceki enflasyon verisinde verirdi. Tam tersine bir önceki enflasyon verisinde Powell'a sorulduğunda arttırım kısmını attı. Bir de çok agresif yönetmiyorlar yani. Yani iletişimi çok doğru yapıyorlar. Buna birkaç kez söyledim yayınlarda. Bernanke'nin bir lafı var. Merkez bankacılığı dönemindeki yaptığım işin %95'i beklentiyi yönetmek, %5'i de hareket etmek. Ama bu arada bunu çok da doğru da yönettiklerine emin değilim Bernanke. Powell çok daha iyi yönetiyor o iletişimi. Dolayısıyla orada çok sert insanların moralini bozacak. Bu kelimeyi iyi ki bulduk. Moralini bozacak şeyler yapmazlar abi. Yok. Bence. Moral ve beklentiyi saçma sapan yönetiyor. Aynı fikirdeyiz. Aynı fikir. Sorunun ikinci kısmı olmayacaktır. Birinci kısmını da Gökalp gayet iyi anlattı. Hiç indirmese de millet şaşırmayacak gibi. Belki şaşırmayacak. Yüzden... Ama cort diye çıktı Fed, ben faizi indirdim kardeşim dedi. Şimdi biraz bunu tartışalım. Eylül ayı için beklenti var. İndirdim dedi. Yine deli gibi burada alıp böyle yeşil %10 gene gitmez. Çünkü zaten fiyatladığımız o. Evet. Hafif rahatlamış olur piyasa. Enflasyonu görüp bu şey fikri teyit edildiğini duymak ister. Ya yani şöyle söyleyeyim yani. Faiz indirdi. Onun ardından evet veriler onlar istediği gibi geliyorsa devam eder o hikaye. Yani ben de bunu ekleyecektim. Çünkü tarihte Fed yükseltmeye veya indirmeye başladığında genellikle devamı geliyor. Evet. Bu sefer öyle olacak diye bir garantisi yok tabii. Ama duruyor aylarca veya bir sene hiçbir şey yapmıyor. Yükseltmeye başladığında bakıyorsunuz tak 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 gerisi geri düşmüyor. Hocam. Hep tarihi böyle olmuş. Niye sırf soru sorma lüksünü bu adama veriyoruz da hep biz cevaplayacağız? Sorayım. Ben soruyorum. Buyurun. Sorun hocam. Amerikan hisse senetleri. Buyurun hocam. Buyurun. Ne olacak? Ne yapacağız? Hangi senaryo? Hangi senaryo? Peki şu anda bilmiyoruz. Hayır, senaryo verdim soru ben. Soru sordun mu böyle sorulur. Şimdi bir dakika, ben sana senaryo verdim hocam. Ya. Sen de bana senaryo verdin. De ki mesela. Senaryo. Eylül'de bir tane indirim, bir başka yok. Ben bazı noktalarda ayrışıyorum hocam. Söyleyeyim size. Faizi indirmezse 2024'te, enflasyon da yukarıya doğru seyrederse, ben satmak için bahane arayacaklarını ve bundan sonra çıkan her haberin olumsuz olarak yorumlanacağını düşünüyorum. Kriptoda da, hisse senetlerinde de, diğer piyasalarda da böyle olacak diyorum. Mesela ETF kriptolara girdi. Ama maliyetlerine bakıyorum. Ukalalık yapmayayım yanında ama 10 bin, 15 bin o civarda değil mi bunların maliyetleri? Girebilenlerin, öyle. Girebilenlerin öyle. Esas mesela esas ellerinde güçlü olan ya da 30 bin adamların maliyetleri. Yani çok yüksek de maliyet yapmış değiller. Ben olsam onların yerinde 70 binden tekrar bir maliyet yapmak yerine kendime, maliyetimi yukarıya itmek yerine bundan sonra olumsuz olarak algılarım. Sevmedim. Aşağıya çekerim, ortalamamı düşürürüm. Nasıl olsa kontrol bende ve sonrasında tekrar yukarıya doğru iterim. Altında 1700 dolarken söyledik hocam biz bunu. Siz de söylediniz. Gökalp Sağolsun acayip güzel analizlerde söyledi bunu. Altının da ben tekrar 2000 doların altını test edebileceğini düşünüyorum. Sizin böyle düşünmenizi biliyorum. Ben altın için bir şey demiyorum ama hisse senetlerinde de ben olsam yine bu kadar yüksek fiyatlardan Apple, Google, o bu falan filan alacağım ama daha düşünmemiz. 365'te de yüksekti fiyat. Evet. Hiç durmuyorlar ki. Durmuyor. Haklısınız. Çok doğrusunuz o konuda ama yani şu dönem fırsat dönemi gibi geliyor bana satmak için. Hiç aynı fikirde değilim. Olabilirsiniz. Zaten aynı fikirde Gökalp olsaydık karşıda, burada olmazdık böyle. Yani, Gökalp'i karşıma almak istiyorum bir türlü ama gelmeyecek karşıma. Bir dakika konuşturuyor yayınlarımızda hocam. Ben şu anda onun intikamını almaya çalışıyorum. An itibariyle. Bir dakika. Bazı programlarımızda 30 saniye konuşuyorum. Adam düzgün notlar alıyor. Diyor. Gökalp'le konuşalım bugün. Böyle 8-9 tane notlar almış. Bir bakmışım hiçbirini sormasına fırsat bırakmış. Böyle atmış ki yani. Hem Amerika hisse senetlerinde hem kriptoda aynı fikirde değilim. Çünkü bütün bu konuştuklarımızı bir kenara at. Yatırımcılar olarak bizlerin bu kadar olsun bu kadar olsun birikimlerimizin bir kısmını bir yerlere koymamız lazım. Bugün herhangi bir yatırımcının yatırım portföyünü açıp içine baktığımızda bence dünyada ortalama olarak şu anda %50'nin altında hisse senedi tutan kimse yok. Bundan sonra da böyle olacak büyük bir ihtimalle. Özellikle
sağlıklı Amerikan şirketleri varken bunların hepsi zaten pahalıydı. Ama tabii ben illa Apple'ın Nvidia'nın özelinde konuşmuyorum. Benim düşüncem çok dramatik, biraz önce konuştuğumuz o senaryolar gerçekleşmezse arada olan bu yoyo topu küçük inişler ve çıkışlardan çok etkileneceği kanaatinde değilim. İnsanlar bu hisse senetlerini tutmaya devam edecek. Kaldı ki ben Türkiye için bile aynı şeydeyim ama oraya sonra geliriz. Kriptoda da tabii ben uzun vadeli bir yatırımcı olarak konuşuyorum. Arada volatilite mutlaka olacaktır. Kriptoda da bence kurumsal ilginin daha çocukluk aşamasında oldu. Tamam, bizler bireyler olarak portföylerimize kripto varlıkları soktuk ama kurumsal olarak daha çok erken aşamalarda olduğumuzu düşünüyorum. Bütün dünyanın, düşünün, ülkelerinin bireysel emeklilik fonlarından tutun da büyük yatırımcılara kadar. Dolayısıyla ben uzun vadeli aynı yerdeyiz hocam. Tamam, orada aynı. Hayır, yani şeyde sen aynı yerdeyiz. Küçük yerlerde düzeltmeler olabilir. Kısa orta vadede bu senaryoların olumsuz olması dahilinde bir takım, hani mesela Fed'in faiz arttırmaması nokta, işte faiz arttırma sinyali vermesi noktası ya da indirmemesi noktası. Tabii bir satış gelecektir. Onu bir bakancı olarak kullanılıp geri çekilme yaşanacağını söylüyorum. Ben yoksa küçük Apple dediğiniz hisse senedi sürekli yükselmedi ki, düşüşler de oldu aralarda. Ama uzun vadede dediklerinizin altına imza atıyorum. Zaten onu söylüyoruz. Ha, şunu da konuşmak lazım. Gökalp'e de soralım bunu. Yatırımcının şöyle büyük bir hatası var hocam bana göre. Yüksekken alıp geri çekildiğinde panikleyip onu elden çıkartıp trader mantığında yaklaşıp, şimdi Gökalp'in odasına girdiğin zaman 8 tane ekran vesaire. O şov, onlara bakmıyor. Şov muyum? Çalsap açık bir yerde, bir yerde YouTube açık. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Hem ben dizi izliyorum, ben yakaladım. Evet, bir evet. Hocam ben gelince grafik yapmayı bir şeyler koyun. Bana mı yapıyorlar? Bakmıyorsun ki neyiz? Şu arkadaki Amerikan M2'si, Amerikan para arzı 20 trilyon. Daha alabildiğin kadar geçmişe git. Belki. Neden hisse senetleri düşmeyecek? Kripto neden gidecek? Adaptasyonun cümleye bile dökülmemiş hali yani bu. Küçük yatırımcının hatası şu. Amerika'da orada burada 20 sene, 30 sene, 40 sene ötesi görülerek yatırım yapılıyor değil mi abi? Evet. Çoğunlukla emeklilik hedefleniyor vesaire. Onun için de bu grafiğe göre hepsi kazanıyor. Bizde ise günlük alım satımlarla para eritiliyor, yok ediliyor. Çok güzel bir noktaya geldin aslında. Bunu aç istersen. Şöyle söyleyelim buna. Kripto Festival, yaptığımız işin festivalini yapmıştık şeyde İstanbul'da. Orada daha tüm gün oluyor o iş yani. Bu da dört büyük bankanın, hangi dört büyük banka? Amerika, Japonya, Çin ve Avrupa Birliği, Eurozone. 87 trilyon dolar şu an para arz. Mesela bu dünya buraya doğru gidiyor. Biz oradaki tek bir grafik anlatmıştım. Bir tanesi grafik gösterdim. İki tane düzeltiyorum. Bir tanesi dünya borcu, world debt, nereye gittiği işi. Diğeri de dünya nüfusu. Dünya nüfusu ve dünya borcu oraya gittikçe biz kıt kaynak diye adettiğimiz, işte şu an %75'e çıkmış olan mesela altın, %25 gibi hala toprak altında. Diğeri kripto. Diğer taraftan dediğiniz değerli Amerikan hisse senetleri veya neyse işte yani hangi ülkedeyse değerli şirket. Apple öyle bir şirket, Meta öyle bir şirket. Yani Nvidia şu an oraya doğru gidiyor. Listi için öyle şeyler, bilançolar geliyor falan. Mesela oralarda pozitif bir beklentiye sahip olmak çok şey değil. Şu konuya gelecek olsa, Amerika'da mesela doğunun üstünde bir sürü emeklilik fonu var. O yüzden oradaki her yatırımcı olmasa bile gerek yok. Adam emeklilik planı onun üstüne aslında yani. Bravo. Dolayısıyla o kafelerinde, barlarında ekonomi kanalları izlemelerinin ya da işte şey dinlemelerinin, başkan ne diyecek diye ağzının içine bakmalarının sebeplerinden bir tanesi bu, çünkü adama paraları eriyor yani. O yüzden de ister ister uzun vadeli yatırımcı oluyorlar. Gün içerisinde al-sat tehlikeli mi, para yapabilir misin? Sen bu oraları çok anlattık. Çok değil bu. Çok önermiyoruz. Doğrusunu nasıl yapabileceğinizi Ali Hoca'nın kendi dersleri var değil mi hocam? Kendi kursları var bununla alakalı. Az önce yeri geldiğinde çok güzel bir yere parmak bastı Selçuk. Bizim kafamızda bir paramızı bir yere koyarken şu ayrımı ve planı birinci dakikadan yapmamız lazım. Biz işlemci miyiz, yatırımcı mıyız? Bravo hocam. Merkez Bankası'nın bu para politikası toplantısı vardı. Merkez Bankası yönetiminin bir süre önce değiştiğini hepimiz biliyoruz. Önce başkan, sonrasında da PPK, para politikası kurulundaki önemli üyeler değişti. Başka bir yerdeyiz şu an. 50'lik faizi sabit tutuyorlar. Yurt dışındaki algı da değiştiğini görüyoruz. Bunun yansımaları da işte gelen para ister istemez, yine yayında bundan söyledim, Mart seçimlerinden bu yana sadece carry için, yani dolar getireyim, bozdurayım, TL faizini alayım, kaçayım için 19 milyar dolar civarında para gelmiş. Bu hem şu sıkı para politikası soru, çünkü şu olabilir. Bu ne zaman gevşeyecek? Yıl sonuna doğru bu adamlar 36-38 enflasyon hedefliyorsa, kabaca beklenti anketlerinde 36-38
%40'lar varsa kurda ama forwardlar işte 40'lardan 42'lerden geçiyorsa bunu ne zaman indirecekler? İndirebilirler. Sadece ben soru sorayım. Bir de bir gün carry trade bu şekilde coşmaya devam ederse o da iyi bir şey değil. Evet. 800 milyar dolarlık bir ekonomiyiz biz kaba yani. 6 artı eksi 60-70 milyar dolar hani diyelim. 1 trilyon dolarlık bir ekonomiyiz. Böyle bir ekonomide 16-17-30 milyar dolar riske etmeyebilir. Ama daha fazlası eder. Çünkü Merkez Bankası'nın para politikası enstrümanlarını sıkıştırıyor hale gelir. Daha kırılgan bir hale gelir ekonomi. Şimşek de bunu söyledi zaten. Biz sırtımızı carry trade'de dayandırmak istemiyoruz. Ama dayandırıyoruz. Carry demek şu demek. Benim dolarım var. TL'ye dönüyorum. TL'den de faiz kazanıyorum. Ama ne riskim var? Dolar bugün 32. 36 olursa ben onun 36'ya gittiği kadar da faiz kazanamazsam gol yedim bu işten. Nette. Dolayısıyla 32'den 36'ya gidene kadar da kendini başka bir ürünle hedgelemesi lazım. Dükkan kapalı şu an Londra'da. Swap piyasası. Bravo. Soru şu. Bunu herhalde bu iş devam ederse açmasını istiyorduk ve bekliyorduk. Açamayacaklar sanki. Mi? Böyle giderse gittikçe daha da zorlaşacaktır. Evet. Hocam küçük bir ilk yapıp size söze bıraksam olur mu? Türkiye'de faiz algısı şu. %63 oldu en son biliyorsunuz mevduat faizleri. 68-63'e düştü. Şey, bileşik olarak. Bileşik olarak konuşuyorum ama insanların algısı daha da kötü olanı söylediniz aslında siz. Ben 100 liramı bankaya yatıracağım. Hemen bana 63 verecek. Yani yarın ben 100 liramın karşısında ekstra bir 63 alacağım. Acayip parayı götüreceğim. Vade hesaplaması yok. Mesela 3 ayın karşılığının ne olduğunu bilmiyor insanlar. 6 ayı bilmiyor, 1 seneyi bilmiyor. Gerçekten net olarak cebine ne gireceğini bilmiyor. 38 olması yıl sonu maksimum 6 ayı gösteriyor bize. 6 ayda çok edeceği faiz de acaba o dolardan elde edeceği getiri zaten oraya aynı mı olacak? Nedeni oydu. Bana %63'ü falan hesaplamıyor. Onun hesapladığı ben dolarda kalırsam bu dolar bu kadar artmayacak. Onun için ben oraya gidiyorum. Ama bunu yaparken geriye sarayım. Bence ki bizim için hepimiz için önemli yani. Türkiye bundan sonra ne olacak? Bence Eylül'den önce görmeyeceğiz bunu. Bu baz etkisi falan çıksın. İngilizce'de bir şey laf var. Merkez Bankası kendisini bir kayayla bir sert bir yer arasına sıkıştırdı denir İngiliz. Ya yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal bir şeye tekabül ediyor. Ben enflasyonla mücadele edeceğim dedi ve bunun kararlılığını gösterdi. Faizleri yükseltti. Sıkılaştırma mesajlarını vermeye devam etti. Yurt dışının algısı değişti. Türkiye'de insanlar ya bu dolar artmaz diye bu tarafa döndüler. Bunun etkisi ne oldu? Bu sefer dolar aşağı inmeye başladı. Aşağı inmeye başlayınca bence yapması gerekeni yaptı ve Merkez Bankası rezervlerini kuvvetlendirmeye yönelik çifte piyango çıktı ona. Yani hem kötüye gitmekte olan rezervleri dolar olarak kuvvetlendirdi. Öbür taraftan da gümbür gümbür aşağıya gidecek olan doları durdurdu dolar alarak. Ama durdurduğundan tam emin değiliz. Şimdi burada neden yukarı tükürsen aşağı tükürsen kısmı şu var. Duyduklarım hoşuma gidiyor Merkez Bankası'ndan ve Şimşek'ten. Çünkü anlaşılıyor ki benim en sevmediğim şeye karşı savaş veriliyor. Onu konuştuk enflasyona karşı o savaş veriliyor. Bu savaşta tabii enflasyon tek başına bir şey değil. Enflasyonun belirlediği faizler var. Aynı zamanda da faiz ve enflasyonun belirlediği kur var. Siz kurun serbest hareket etmesine izin vermediğiniz için Londra kapalı olduğu için ve şu anda piyasadaki tek oyuncu da Merkez Bankası olduğu için doları alarak veya satarak bu gayet normaldir Merkez Bankası'nın doları alıp satması oraya ben bir şey demiyorum ama işleri düzeltirken makroekonomik dengeleri bozuyor. Neden? Şimdi dolar bu sefer de TL çok kuvvetlenirse bu sefer bizim hem cari açık tarafında hem ticaret açığı tarafında takım sorunlarımız olacak. Gönül isterdi ki tam burası berbat durumdayken, en aşağıdayken ve bu yönetim gelmişken cesur olsalardı ve pat diye Londra'yı açsalardı şu ana kadar piyasanın serbest mekanizması kendi kendini tamir edecek ve bütün dengeler oturacaktı. Biz enflasyonumuzun ne olduğunu, kurun ne olması gerektiğini baştan biliyor olacak. Maalesef şu anda bir bacağı hala serbest olmadığı için onu bilemiyoruz. Ne olacak bilememekten? Biz şeyi gayet iyi biliyoruz. Temmuz-Ağustos'ta baz etkisinden patır kütür düşecek. Gerisinden emin değilim. Çünkü siz ne kadar çabalasanız da, ne kadar tek başına oyuncu olsanız da, ne kadar serbest piyasayı sakatlasanız da doların eninde sonunda Türkiye'de bunu binlerce yıldır şahit olduk. İstediğiniz kadar sıkın, sıkılan bir şey öbür taraftan patlar. Doların eninde sonunda Türkiye enflasyonuyla paralel gitmesi gerekiyor. Bütün makro dengeleri yanlış mı söylüyorum? Ben enflasyonun düştüğünü kabul etmiyorum.
Bir, verilerin doğru açıklandığını kabul etmiyorum. Zaten. İki, öyle mi? Siz bitirin öyle mi? Yok, geldim oraya. Veri kalitesi hakkında şüphelerimiz var. %100. İki, şey haricinde oraya gelip bitiriyordum. Baz etkisi haricinde Şimşek dedi ki biz sadece baz etkisinden konuşmuyoruz. Aynı zamanda da uyguladığımız politikaların gecikmeli etkisinden de konuşuyoruz. Aynı şeyi biz FED'de bile gördük. Onlar da gecikmeli olarak görmeye başlıyorlar. Haklı çıkabilir mi, çıkamaz mı? Onun için ben Eylül'ü görmek istiyorum. Yani orada anlaşılacak. Yani şöyle. Şu anda ben enflasyonu düşürmek için patır kütür bir mücadele olduğu kanaatinde değilim. Mesajlar öyle veriliyor ama aynı kanaatte değilim. Çünkü enflasyonu düşürmek için mevcut faizlerle öbür kapıyı açtınız. İnsanlar yurt dışından borçlanmaya başladılar. Bütün M1, M2, M3'ün yıllık artış oranı şu anda %60'ların üzerinde. TÜİK enflasyonuna tekabül ediyor. Şimdi TÜİK enflasyonu 75-80'e çıkacak Mayıs'ta. Belki normal bir ekonomide Mehmet Şimşek ya da şu anki Merkez Bankası'nın yaptığı da muhteşem görünebilir. Ki FED benzer şeyleri yaptı, başardı. Ama adamların hem verileri çok düzgündü, hem yaptığı işler çok düzgündü. Piyasaya verdikleri, özellikle vatandaşa verdikleri para da çok düzgün. Yani pandemi döneminde biliyorsunuz trilyonlarca dolar aktı piyasaya. Amerika'dan da Avrupa'dan da. Biz IBAN verdik o dönemde. Şimdi konuştuklarımızı siyaset olarak algılamayın arkadaşlar. Siyaset bir durum tespiti diyoruz. Yani biz IBAN verdik, o adamlar para verdiler. Esnafa da verdiler, vatandaşa da verdiler. Bunu vermelerinin sebebi de aslında herkesi, özde de devleti, hükümeti ayakta tutabilmekti. Doğru mu? Bunu buralarda mutabıkız. Şimdi Türkiye'de zaten veri açması nedeniyle insanları iyice fakirleştirdi. Bu veri açması devam ediyor ve fakir insanlar tüketim yapamıyorlar. Aslında ortada bir talep enflasyonu yok bana göre. Öyle mi diyorsun? Bence yok. Aksine üreticiler ve ithalatçılar, ticaret erbapları ister istemez veriye güvenmedikleri için kendi fiyatlarını oluşturuyorlar. O ikinci veri döviz verisi. Şimdi döviz, çok ciddi bir makas var enflasyonla döviz arasında. İnsanlar ve üreticiler de şunu soruyorlar. Türkiye'deki enflasyonun çiban başı kimde? Dolar değil mi? Yani dolar yükselince enflasyon yükseliyor algısı var. Peki soru şu o zaman. Enflasyon yükseldiği için dolar yükseliyor. Hayır, şu anda dolar yükselmiyor. Niye enflasyon yükseliyor? Kamu harcamaları ortada, kamunun yaptığı zamlar ortada. Ticaret erbabının ister istemez kuru 30 liradan değil aslında 45-50 liradan fiyatladığı ortada. Şimdi yurt dışından mal getiren yabancının ya da buraya ham madde getirenlerin fiyatlaması ortada. Burada bizi izleyenlerin arasında muhtemelen üretici ticaret erbabı da vardır. Doğru mu? Siz gerçekten kuru 30-32 liradan mı hesaplıyorsunuz yoksa daha yukarıdan mı hesaplıyorsunuz? Mecbur. Aralık konusunda 40'tan hesap. Eğer ki biz Fed'in yaptığını ya da Amerika hükümetinin yaptığını 2016'dan beri uyguluyor olsaydık, siz bunu defalarca söylediğiniz çeşitli yayınlarda, ben izliyorum sizi. Yapsaydı o zaman belki diyebilirdik biz. Mehmet Şimşek doğru yapıyor ya. Ama şu anki tabloya baktığım zaman ben halkın, esnafın, KOBİ'nin sırtına binen bir yapı görüyorum. Başka bir şey görmüyorum. Doğru. Şimdi doğru yapıyor derken en azından kitabın birinci, ikinci ve üçüncü sayfasında olan şeylere geri döndük. Absürt politikalar. Kesinlikle katılıyorum. Onu göremiyorum. Enflasyonu telaffuz ettikleri kadar verilerin doğru olduğunu düşünsem bile bu yapıda düşebileceğini. Yani biraz önce senin söylediğin nedenlerden dolayı. Hocam bugün ilk defa bana katıldınız. Hafta. Farkında mısınız? İlk defa. Aslında sana tapıyorum da fazla şey olmayayım, şaşırmayayım diye. İleride şuna geldik mi? Yıl sonuna kadar bir faiz beklemiyorsunuz. Merkez Bankası'nın. Evet. Ben Eylül'e kadar göreyim. Eylül'e kadar zannetmiyorum ama tamam. Eylül'den sonra her türlü sürpriz olabilir. Ve de kötü sürprizler inşallah olmaz. Peki hocam, ikinize bir soru sormak istiyorum. İndirirse ne olacak abi? Pek iyi olmaz. Nasıl indirecek? Ben yılın sonuna doğru FED'le birlikte, ECB ile birlikte indirmesi bekliyorum. Ya Eylül'den sonra okey. Olabilir. Çünkü 30-40'a düşerse eğer bir şeylerde beklemiyorum. Yani indirmesi beklemiyorum. Yani çok örnek geçmişte yaptığı gibi çat 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 öyle büyük büyük inşallah 500 o 1000 bas puan indirmek. Arjantin gibi. Arjantin'i izleyebilir miyim? Yani. Arjantin gibi indirmesi beklemiyorum hocam, aynen. Ama normalleşme yolunda gitmelerini bekliyorum. Bence her şey o pis şeytanda, yani o enflasyon. Bütün her şey böyle, ben ne kadar düşünsem her şey geliyor. Enflasyon ne olacak? Geliyor belki. O belirleyecek. Şunu merak ediyorlar insanlar. Elimde dolar var. Tutayım mı doları? İki, dolar alayım mı burada? Üç, elinde bir mal var. Otomobil ya da ev. Satayım mı? Ya da yeni bir mal, varlık alayım mı? Ben cevaplayarak başlayayım istiyorsanız. Siz olsa da düşünün. Lütfen. Dolar alınması önermiyorum. Çünkü o vade, BOF'a gelip doların bozduğu
ekosisteme dolar alınmaz buradan. Merkez Bankası rezerv biriktirmek için alıyordur, o ayrı bir şey. Evet. Doların var satayım mı, satmalıydınız. Hala çok geç değilse, çok geç değil bunun için. Eylül'e kadar bir vakit bekliyorsak, Eylül'ün break-even seviyesi işte kaç yüzde, 14'e falan denk geliyor oradaki getiriniz. Bir çeyrek, bir çeyreğin biraz üstünde bir getire elde edeceksiniz. O kadarlık bir kayıp dolarda beklemediğiniz için yapılabilir yine. Varlık alayım mı şeyden şeye değişir. İstanbul'da ev fiyatları dolar bazında %20 düşmüş. Dolar bazında İstanbul'da %20 düşmüş. Bu hepimizin sorunu. Yeni bir mal almak için kararsızım. Bunun cevabı bende yok yani açıkçası şu an. Otomobil için de aynı şeyi söyleyebilirim. Varlık almak için yeni bir vergiden bahsediyordu bir ekonomi gazetecisi. İsmini hatırlarsam söyleyeceğim. İkinci alacağınız ev için ve evden 5 yılı... O da kalkıyor. O da kalkıyor. Dolayısıyla evden elde ettiğiniz sermaye kazancına da bir ek vergi geliyor. Dolayısıyla bu de enflasyon muhasebesiyle değil. Dolayısıyla bu da konut fiyatları üstünde başka bir şey yaratabilir. Beklemek gerekebilir biraz. Konut ve menkul için beklenebilir. Otomobilde bir ihtiyaç deyip geçiyorum. Ben katılıyorum bu görüşüne. Ama tabii yani bu görüşlerimiz bizim önümüzdeki bir yıl için en fazla. Ama öbür taraftan biraz önce senin koyduğun o 1923'ten beri koyduk. Yani bir ana resme bakalım diye. Ana resme baktığımızda her şekilde en azından benim yaşımda olanlar şunu gayet iyi biliyorlar ki ister siyasi açıdan ister ekonomik açıdan olsun Türkiye'nin kendi kendini imha etme potansiyeli çok yüksek. Geçen hafta bir arkadaşım benden de yaşlı o. Yok canım. Evet var öyle adam var. Banka kasası da birkaç yüz bin doları duruyormuş. Yıllardır. Bravo ya. Hiç olmazsa bono alıp şey yap. Tamam dolar dursun. Yani sonra eşiyle falan konuşuyor. Asıl eline vuran eşi o idare ediyor. Yani hanımefendiye saygı duydum. Benim biraz önce söyleyeceğim şeyi söyledim. Yani. Biz bunların hepsini gördük dedim. Ben dolarımda oturacağım. Ben bunu bir ekonomik ve bilimsel bir şey olarak söylemiyorum. Ama yani ben kendi param için bile şu andaki durumda bile portföyümün bir kısmının dolar kalmasını hiçbir zaman sakatlamayacağım. Koşullar gereği aslında doların buralarda kalması gerekir. Kıpırdamaması gerekir. Ama Türkiye öyle gerçekçi bir ülke değil arkadaşlar. Ya bu gerçeği bir kabul edelim. Ya birisi çıkıp bozacaktı. Her şey olabilir Türkiye ile ilgili. Oldu da hep. Ben matematik yaparım. Matematiğime bakarım. Şuna bakar çiziktirmiş. 32 lira bugün dolar. Görünen o ki 32 liralarda sabit kalacak. Eylül'e kadar. Daha altını görmüyoruz değil mi? Görüyor muyuz daha ha, altını? Altını konuşuyor. Ha, daha altı zor gibi görünüyor bu koşullarda şimdilik. Mehmet Bey şey diyor. Dağda inerdi de biz müdahale ettik, yukarı çektik diyor. Şunu söyleyeyim Mehmet Bey, 20'ye düşseydi de ucuzdan alsaydınız, ülkeye zarara uğratırsaydınız. 15 liraya alsaydınız yani daha az TL öderdiniz. Niye yapmadınız? Neyse, 32 lira bugünkü dolar kuru. 40 liralık bir hedef var, beklenti var. 40 liraya gittiğini kabul edelim yıl sonunda. %25 getirin. Faizin de düştüğünü görmemize rağmen düşmediğini kabul edelim. Geçen hafta 68'di faizler, mevduat faizleri bir haftada %63'e geldi. 5 puan düştü neredeyse. Bu düşüş devam ederse, %50'lere gelirse zaten dolarla kafa kafaya geliyor 6 ay sonra. Zaten öyle olması gerekiyor. Dolarla kafa kafaya geliyor. Ben şimdi salona şu soruyu sormak istiyorum. Kafa kafaya gelmesin, %30 olsun, 5 puan da faiz fazla versin. Bu riski alır mısınız? Soru bu. Türk lirası riskini 5 puan için alır mısın? Almayız. Buna işte risk primi deniyor senin bahsettiğin şey abi. Ama şu an oralarda değil gibi ben kokluyorum. Yani 240'a düşmüş 5 yıllık dolar CDS'i. Bankaların tümü de buraya geliyor. Yani ekonomi yönetimi ve virgül hükümet bunu bozmaz çünkü başka enstrüman kalmadı ellerinde. Yani şu an biraz teslim olmuş durumda maalesef yani yönetim. O yüzden de bunu bozduklarının işte ne kadar kötüye gidebileceğinin bence farkındalar artık. O yüzden o eskiden turulan türküler yok. Faiz, enflasyon, faiz falan filan. Yani o türküler şu an yok yani. İkinci bir soru sorayım. Buna da cevap verin. Çok kritik çünkü. Evet. 32'de tuttu abi. 38'i de göstermedi. 40'ı da göstermedi Merkez Bankası. İhracatı ne yapacağız? Turizm gelirlerini ne yapacağız? Yurt dışı risklerini ne yapacağız? Türkiye'deki şirketlerin yabancılar tarafından kontrol altına alınması ne yapacağız? Bu ayrı bir şey. Kerenin risklerinden bir tanesi de bu. Hadi açalım bunu. Rekabetçi olmaktan vazgeçiyor aslında şey Türkiye. Evet. Bu kurun değerlenmesinin böyle bir maalesef handikapı var. Evet Ali abi. Onun için zaten ben biraz önce onu söylemiştim. Yani makro dengeleri bozuyorsun. Yani bence bunun çaresi Londra'nın açılmasıdır. Haklılar açmadıkları için çok evet. Çok sıkı bir volatilite yaratacak. Millet bir çalkalanacak büyükse. Ama bir yerden ilacı basmanız lazım yani. Bu arada şöyle bir şey var. Bunu açacaklarını konuşuyorlardı. Hocam aslında hala var. Bir yıllıkla başlayacak evet. Diyor. Zamana gelecek daha. Sonra geçerli. Nasıl ekonomisinden bahsediyoruz biraz daha. Onunla bahsettiniz değil mi de? Sonuç olarak epey 3-4 yıl uygulanmış oldu. Sonuç olarak makroekonomik olarak bize
nasıl yansıdı ya da nasıl ekonomisi uygulanmasaydı şu andaki durumumuz ne olurdu? Ben onu sormak istiyorum. Buna şöyle bakıyoruz. Bir tanesi bunu bayağı bir modele koyabilirsiniz. Matematiksel modele ne olacağını görebilirsiniz. Bir diğeri de daha kolayını söyleyeyim. Benzerleri ne yapıyordu ona bakarız. Fed'in faiz arttırdığı bu dönemde Brezilya ne yaptı? Bizim olduğumuz ligdeki ülkeler. Güney Afrika ne yaptı? Hindistan biraz kenarda. Ya Arjantin maalesef onu kodmayalım. O kadar o daha alt bir ligde yani. Endonezya'yı belki biraz kadar. Onlar bir, çok büyük ekonomiler ama para politikaları yönetimi anlamına söylüyor. Onların tümü pandemi sonrasındaki bu enflasyonist baskı başladı ve Fed faiz arttı. Bu tümündeki bu hikayede kurları da faizleri de aynı yerde şu an. Yani biz 8'de mi başladık bu hikayeyi? 6'yla mı başladık? 30 küsüre gittik. 32'deyiz şu an. Faiz 50'ye gitti. Enflasyonda siz seçin. 60'a mı gitti? 80'e mi gitti yani? Yaşadığımız insanlar bizim konutlara, arabalara hücum ettiler. Zararımız yani, bu şu an yani bizim. Artı bunu yaparken de biz ya bunu yapmayalım, enflasyonu düzeltiyorum, faizi arttırmayalım, şu enstrümanı kullanalım diye yarattığımız gecenin bir vakti akıllarına gelen KKM ile zengin, daha zengin olduğu mutlaka aranızda kullanan vardır. Yani sonuçta böyle bir fırsat vardı geçmişte. Ama gelir dağılımındaki fark arttı ve bu yük Hazine ve Merkez Bankası'na yıkıldı ve bu da tekrar bir enflasyon yaratacak yani. Çıktısı budur. Neden yapıldısına, nasıl yapıldısına falan filan girmiyorum ama Türkiye çok güçlü ve çok kolay, çok hızlı geri çevrilebilir yani. Hala çok hızlı. Hiçbir şey için geç değil. 2001'den döndük birkaç ay içinde. Ama şunun farkındalar. Geçmişte, örnek veriyorum. 1,5 yıl önce başka bir şey yapılsaydı kur burada olmazdı, enflasyon burada, faiz burada olmazdı. Çok daha yerimiz vardı. Ama şu o kadar daraldı ki. O yüzden ekonomi yönetimi de, yönetim de şunun farkında, pek hareket edecek yerleri yok. Yani. Artık gerçekten nasıl ekonomisi uygulanmış olsaydı sonuna kadar altına imzamı atardım. Ben gidiyorum. Gerçekten nasıl ekonomisi uygulanmadı o dönemde. Politika faizi %8,5 iken kredi faizleri ve mevduat faizleri %40'lar civarında geziyordu. Bankalara kredi kullandırmamak için elinden ne geliyorsa yapıldı o dönem. Çok sıkı bir para politikası uygulandı. Bakmayın siz nasıl ekonomist dediklerine. Faizler düştü. İş adamları biliyordur o dönemdeki ticaret erbapları, tüketiciler biliyordur. Ev alındı, araba alındı ama genel itibariyle krediyle alınmadı. Dönüp bakın kredi oranlarında çok ciddi düşüş vardı aslında. Piyasaya verilen kredilerde çok ciddi düşüş vardı. Piyasayı sıkıştırdılar. Nasıl ekonomist diyorsanız Amerika'nın pandemide uyguladığı nasıl ekonomistir? Keynes'in uyguladığı nasıl ekonomistir bir yandan? Bunu gerçekten reel bir ekonomi programıyla desteklerseniz bir anlam var arkadaşlar bu arada. Bunu konuşalım. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Yani sen gerçekten kendi kaynaklarını üretiyorsan, 1928-38 aralığında gibi bir planlı programlı ekonomin varsa, tarıma ve ona entegre tesislere önem veriyorsan, sanayinin kobilerini geliştiriyorsan, ardından yüksek teknoloji yapıyorsan nasıl ekonomisi faydalı? Bu rejimde böyle bir şey olmasına imkan yok. Sen sadece para politikalarıyla yapıyorsun. Bugün yaptığın da yanlış. Merkez Bankası kendi politikasında bugün doğruyu yapıyor. Kendi politikasında ama. Mehmet Şimşek kendi duruşunda doğrusunu yapıyor. Hazine Bakanı olarak doğrusunu yapıyor. Ama Maliye Bakanı olarak yanlış bir yerde. Yani seni çiftçin batmışken, işçin batmışken, memurun batmışken, asgari ücretin batmışken, emeklin 10 bin liraya mahkum olmuşken bir ekonominin para politikalarıyla düzelmesini bekleyemezsin. Senin vatandaşın zengin değilse ülke zengin olamaz. Sen esnafsın, malını kime satacaksın? Sen fabrikasın, malını kime satacaksın? Amerika bakın iki şeyi tartışıyor şu anda. Bir tanesi şu. Lafı uzattım ama ne olur kusura bakmayın hocam. Hakkınızı helal edin. Amerika iki şeyi konuşuyor. Evet, bir taraftan işsizliği konuşuyor. Bir taraftan faizleri konuşuyor ama bir taraftan da şirketlerimizi batırmayalım mı konuşuyor. Vatandaşımızın elini daraltmayalım mı konuşuyor. Evet, Amerika'daki insanlar tasarruf sahibi. Bu tasarruflarını gidiyorlar. Kriptoda değerlendiriyorlar. Faizde değerlendiriyorlar. Piyin yerde değerlendiriyorlar. Türkiye'deki insanın pozisyonu ne biliyor musunuz? Tasarruflarını tüketip borçlandı. Şimdi siz bu ekonomiyi, para politikalarıyla nasıl ayağa kaldıracaksınız kardeşim? Gerçekleri konuşalım. Bence bu politikalarla reel ekonomi tarafı daha da sakatlanır. Tabii ki hocam, onu kastediyorum zaten. Bakın Merkez Bankası diyorum kendi içinde doğru ama bir şey entegre değil. Bir tek para politikası. Mehmet Şimşek kendi içinde doğru olabilir ama piyasaya, vatandaşa entegre değil. Emeklinin 10 bin lira olduğu, sosyal patlamanın olduğu bir ortamda siz kendinizi insan olarak kendinizi garantide hissediyor musunuz? Sokağa çıkarken kendinizi güvende hissediyor musunuz Antep?
Ve bir şey daha söyleyeceğim. Kim ne derse desin, ben doların yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Türk lirasının kendi değerinde, gerçek değerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rekabetçi olursun, çünkü yabancı baskısından kurtulursun, ithalattan kurtulursun. Dalgalı bir piyasayla yaparsın bunu, adam gibi yaparsın, doğru düzgün bir kambiyo rejimin olur vesaire vesaire vesaire. Ben sadece bir ucundan tutayım, gerisi ne olursa olsun. Bedelini hepimiz öderiz arkadaşlar. Para politikasında bir şey de mutlaka iyi şeyler yapılıyor sizin söylediğiniz kadarıyla. Borsada yatırım yapıyoruz, bizim hisseler çıkıyor. Bitcoin rekor kırıyor, bizim altcoin'lerde hiç tık yok. Bizim coin'ler ne zaman yükselecek? Biz ne zaman para kazanacağız? Abi çok güzel soru sordun ya. Durmalısınız, girişinizi bilmiyorum kaç. Maliyetiniz kaç bilmiyorum ona. Ama tutmalısınız. Sebebi de şu, biraz kripto bir anlatayım. Spot ETF tarafı, hem regülasyon tarafı dünyada ve virgül Türkiye'de. Bitcoin spot ETF'i ve Ethereum spot ETF'i. Bizim gördüğümüz şey şu, işte M2'yi o yüzden gösterdim. Bu adaptasyon öyle ya da böyle artarak devam edecek. Yani bu adamların zaten Ocak'tan bu yana ETF'lere giren parayla Bitcoin'in hareketi, fiyat hareketi arasında çok yüksek bir bağ var. Çok ilintili hareket ediyor. Yani para girdikçe artıyor gibi böyle bir bağ var. Ethereum tarafında da, Ethereum ETF tarafında da bunu İzmir'de de sormuşlardı. Onaylanır mı? Onaylanır diyor. Bekliyorduk. Onaylandı. Onaylandı zaten. Orada da yılın sonuna doğru, bu yılın sonuna doğru iki tane fikir var. Bir tanesi bu dalga hareket, boğa hareketinin devam etmesi, ben bekliyorum. Daha uzun perspektifte de bunun çok daha başında olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Sebebi de şu, geçen yıl halvingden önce 900 tane üretilen yaklaşık Bitcoin, günlük 900 tane üreten Bitcoin, 450 tane falan üretiliyor günde. E şimdi bu adamların her birisi aldıklarını saklamakla yükümlü spot ETF'ler. Bunlar o bacaklı. Diğer taraftan yatırım menkul değerler şirketleri ve yatırım firmaları da ister istemez o ekranları bir yerlerine bağlanıyorlar. Siz diyorsunuz ki BlackRock'ın çok büyük şirket spot ETF'i yaptı, piyasayı manipüle edecek. Okey, ama dipte siz BlackRock'ın o ETF'ini kendi ekranınızdan bugün olmasa da inovatif şirketlerle göreceksiniz çok yakında. 3-6 ay içerisinde Info'dan da örnek vereyim. Info menkul değerler ekranında BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'ini alabildiğinizi göreceksiniz. Info siz onu aldığınızda ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor onu. Onun bir likidite sağlayıcısı var Londra'da ya da Amerika'da. Ona gönderiyor. O da diyor ki ya info benden mal aldı, gideyim alayım. O da gidip BlackRock'tan alıyor. BlackRock da diyor ki okey tamam, bunlar benden aldı, gideyim ben de Bitcoin alayım diyor. Bu işte bu acayip bir adaptasyon. ETF tarafı bu sadece. Bunun üzerine daha başka yapılandırılmış görünümler, şunlar bunlar gelecek. Ve biz konvansiyonel finansla, yani sermaye piyasaları, geçmişteki klasik anlamdaki finansal ürünlerle kripto para piyasalarının ürünlerinin daha fazla el sıkışacağını düşünüyoruz. Neden? Çünkü BlackRock mesela diyor ki çok büyük şirketlerden bir tanesi. Biz menkul kıymetleri tokenize etmeye başlayacağız diyor. Securitize diye bir tane şirketle tokenize etmeye başlayacağız diyor her şeyi. Ya mesela altını. Altını, hisse senedini. Dolayısıyla blok zincir üzerine taşıyacağız diyor yani. Bunların tümü Bitcoin'e ve kripto paralara yazar. Hangi altcoin neden gitti gidemediğinin cevabı onun dibine gitmek lazım, bakmak lazım. Benim burada genel iki tane şeyim olabilir, fikrim olabilir, tavsiyem olabilir. O da şu, 100 tane ürünle sepet olmaz. Onu unutmayın olur yani, yapıyorsanız yapmayın. 8-10 tane ürünün sonrasını yönetmek zorlaşır. İki şekilde zorlaşır. Bir tanesi takip etmek zorlaşır. Takip etmek sizin psikolojinizi bozar. Psikolojinizi bozması da, moralinizi bozması da para yönetiminizi bozar. O yüzden habire girişik yaparsanız işte seansın başında konuştuğumuz şey yani. Bu parçalar size. Biz ona İngilizce'de churn, trading floor tabiriyle testere denir ona. Testere olursunuz, gidersiniz arada. Alsalı. Bir bakarsınız arkadaşınız hiçbir şey yapmamış. Para yapmış. Durmuş sadece. Siz oradan ona, ondan ona zıplamışsınız. Para kaybetmişsiniz. O yüzden de hanımefendiler genelde, kadınlar bu işlerde daha başarılıdır. Çünkü sakin alır ve beklerler. Bakmaz öyle. Bir şey daha ekleyeyim burada. Çok önemli bir kısım bence. Ya bir de hisse senetlerinden bahsettiğiniz için bu dolarla. Yani hani ben 10 sene Ereğli'de oturdum, 10 katına çıktı ama ne enflasyonu yendi ne doları yendi lafını biz çok duyduk ama bu dolarla. Evet. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Rol çalmayayım sizden. Sonuçta bu işi çok yerinde yaptınız yani şeyde. Yani New York'ta yaptınız, Türkiye'yi getirenlerden ses falan çok devasınız ama ben biliyorum. Ama şunu diyeceğim. Şunu bilirsin. Buffett'in çok öyle bir sözü vardır. Ben hep paralarımı panik zamanlarında kazandım der yani, büyük paraları. Dolayısıyla siz şu an hani ben hisse senetleri düşüyor, ben buradan para kaybediyorum diye bakmayın. Bu hani bu da gidip de en taban olmuş hisseyi alın demek değil bu arada yani. Kaç yaşındasın? 46. 46 yaşındasın. Şimdi Buffett dedi ya, Buffett'tan ben de başka bir şeyle devam edeyim müsaade ederseniz. Buffett 16-17 yaşında herhalde değil mi yatırım yapmaya başlıyor harçlıklarıyla falan. Kaç? 11 yaşında. 11 mi hocam? Peki. Daha da küçük. Of, onu 17 yaşında. Evet. Yani doğru.
yatırımla ilgili şöyle bir strateji belirlemiş Buffett veya daha sonrasındaki tecrübelerle insanlar ya da işte analistler vesaire. Yaşa göre yatırım yapma hikayesi var. Mesela bir çocuk 11 yaşında yatırım yapıyorsa önünde 50 senesi var. Atıyorum 30 yaşında yatırım yapmaya başlıyorsa önünde 30 senesi var. 50 yaşında yatırım yapıyorsa önünde 10 senesi. 60 yaşında yatırım yapıyorsa ölsün zaten. Şaka yapıyorum ya. Hayır, sen çok şaka yapıyorum orada. Şimdi siz 46 yaşındasınız, 60 yaşını hedefliyorsunuz, emekliliğinizi hedefliyorsunuz. 15 yılınız var. Lütfen şu ekrana her gün bakmaktan vazgeçin. O hisse senetleri bir gün sizi çok şaşırtacak. Traderlıktan vazgeçin. 15 senelik bir hedef koyun kendinize, her fiyattan alın. Ethereum'la ilgili ilk yayınlarımız Gökalp'le hocam. $150 falan Ethereum değil mi? Kaçtı? 200. Yok 150-160 değil bizim yayınlarımız. Evet, hatırlıyorsunuz değil mi? $140. Dedi ki gözümü kapatırım buradan alırım abi dedi. Her yerde dedi, hala da diyor. Her fiyatını alırım. Bu arada hala diyor, viral oldu geçen gün. Murat'la yapmış şey. Orada artık öyle demiyorum. Eskiden şunu söylüyordum. Gözümü kapatırım, hiç bakmam fiyata. Habire Ethereum alırım, habire Ethereum alırım diyordum geçmişte. Sonra bunu geri bir yayında sordular. Dediler, evet. Hala gözünü kapatıp alıyor mu dediler. Ben dedim ki, hala alıyorum ama gözümü kapatmadım. Evet, artık dikkatli alıyor. Yani. Geçen bir haber okudum hocam. Amazon bir çift almış. Amazon hissesini ilk çıktığında almış. 4-5 tane almışlar. Şimdi çocuklarını evlendiriyorlarmış. Onun bir kısmıyla ev alacaklarmış çocuklar. 4 tane hisse bölüne bir yerlere gidiyor. Türkiye'den örnek verelim. Türk Hava Yolları vesaire gibi hisseler. İlk alındığıyla bugünkü fiyatına baktığınızda dağlar var. Onun için lütfen onu bir emeklilik yatırımı gibi düşünün. Altcoin'in genelinde şu risk var. Bir soruna çözüm buluyor altcoin. İyilerini söylüyorum. İşte fraud ne o? İşte dolandırıcılık olmayan ne söylüyor? Ama teknoloji başka bir yere gidiyor. Öyle bir şey çıkıyor ki onun çözdüğü sorunu daha başka bir şekilde daha iyi çözmüş, daha ucuza çözmüş. İşte Bitcoin'in başına gelen bu oldu aslında Ethereum'la alakalı. Ethereum'un çözdüğü sorunu Avax başka bir şekilde çözdü. Solana bambaşka bir şekilde çözdü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla orada başka şeyler var. Geçen şu, yani siz portföyü 100 tane ürünle çeşitleyemezsiniz. Altcoin'lerle öyle bir risk var yani. Onu takip etmeniz gerekir. Takip etmekten kastım fiyatı takip etmeniz değil. Teknolojiyi takip etmeniz ve başka teknolojileri takip etmeniz. Çok zor bir iş. Hisse senedi tarafında şöyle bir şey söyleyebilirim. Finalde siz enflasyonla ve kurdaki değer kaybıyla da mücadele ediyorsunuz bir taraftan. Bunun çaresi var, yatırım fonu. Diğer taraftan da kripto varlıkları gene finalde övüyor oluyoruz ama o kadarını olsun döviz bazında oldu. Dolar bazında sonuçta dayanak varlığın bir tanesi iki bacağı var. Biri Bitcoin dolar, diğeri dolar TL yani. Bu varlığın bir tane dolar TL bir bacağı olduğu için kendinizi eşlemiş oluyorsunuz. Hadi hocam, Selçuk Bey, öncelikle Gaziantep'e geldiğiniz için teşekkür ederiz. Kalkber için de bu semineri düzenleri için buradaki hemşerilerle beraber hep birlikte teşekkür ederiz. Ne demek? Son 6 ayda ben özellikle Amerikan borsasını da takip ediyorum. Yurt dışını da takip ediyorum. Özellikle Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk gibi özellikle uzun yatırımcılar, kısa vadecileri demiyorum. Temel analizi yatırımcılar milyar dolarlık hisse senedi bozduklarını biliyorum. Bitcoin'e mi dönecekler, altına mı dönecekler? Bununla ilgili bir görüşünüz var mı? Buradan şu yorumu mu yapmak? Piyasanın düşeceğini beklediklerini mi umuyorsunuz buradan? Buffett'ı duymadım. Yani Buffett iyi bir indikatör. Duymadım yani. Ama Jeff Bezos'un satması benim için şey ifade etmiyor. Yani kendi hisseleri satması keşe dönüyor olması anlamına gelir benim için. Daha da ötesi değil ama yani. Buffett'ın satışını ben 118 tane kitabını okudum adamın. Büyük bir ihtimalle ona o margin of şeyi vermediği için evet. Artık biraz keşe dönüp yeni bir fırsat beklemesinden olabilir. Yani bir şirketin fiyatıyla ederi arasındaki fark evet. Ona yeteri kadar cukka vermediği zaman tabii ki cash'e dönecektir. Ondan sonra tekrar dönecektir. Her şirket sahibinin farklı nedenleri olabilir. Ethereum ETF onaylandı ama fiyatlamadı. Bu ne zaman fiyatlar ve bir sonraki ETF sizce hangi coin? Onaylandı, fiyatı düştü, haberi gerçeği sat oldu. Bir. İkincisi launch olma hikayesi yani. Artık spot ETF var. Dediler ki dosyalarına bir düzenle bir daha gel. Aslında onaylanması bu demek. Para toplayıp spot ETF'in trade etmeye başlayacağı tarih Temmuz-Eylül. Ya yani bugün şu an haber var. Başka bir şey. Bir. İki, benzeri şu anda Asya'da var, Hong Kong'da. Kripto para ETF'lerin arasında Ethereum ETF'inin oranı %15-16 falan. Yani bir acayip bir şey katmayacak şu an. Onu da bilin. Ethereum bölü Bitcoin rasyosunun Ethereum lehine seyretmesi yönündeki fikrim devam ediyor. Bir sonraki ETF için iki tane tahminimi söyleyeyim. Biri Ripple,
Diğeri de sepet, bir sepet. Onun içerisinde Solana, Avax, Shiba falan filan var. Daha önce 13 tane ürün için, belki onu bakarsın abi arada sen refoylersin. 13 tane ürünün bir sepeti vardı zaten bu adamların ya. Grayscale'ın sanırım. İşte o sepet, bravo. O sepet doğru bir sepet olabilir. O da, doğru da bir indikatör olabilir yani sizin için. Hani olabilir. Aynı arkadaş bir evet, inşallah. Yerim. İnşallah.